Merhaba arkadaşlar, ben Umut Öncül, fizik öğretmeni. Hareket soru paketi 7. testin yanıt anahtarı demeyelim, çözüm videosunda birlikteyiz. Şimdi efendim, grafikleri verdik diyor, konum zaman grafikleri. Buna göre t eşittir 4 saniye anında araçların süratlerini yani bir güzel söyler misiniz diyor. T eşittir 0 anında durmakta olan ve sabit ivmeyle harekete geçen y diyor, yani sıkıntı yok diyor. Şimdi x'e baktığımızda sürat deyince yön ortadan kalkıyor arkadaşlar, biliyorsunuz. O zaman ben şöyle diyeceğim. Vx'i yazarken şurada bir güzel 16'lık bir yer değiştirmem var. 16 bölü 4'ten benim süratim 4 metre bölü saniye gelir. Bitti. Y'ye baktığımızda ise düzgün hızlandığını söylediler ya bana. 4 saniyede yapıyormuş bunu. Hız zaman grafiği çiziyorum. Hızını da bilmiyorum ama yaptığı yer değiştirme 8. O zaman V çarpı T bölü 2 yapacağız tabii burada. Bunlar da belli zaten. V çarpı 4 bölü 2 8'e eşitmiş. Şunla şunu götürürsem V eşittir 4 geldi. V de buradan 4'müş. Bu da oldu. Bu da güzel oldu. T eşittir 4 saniye anında. Bunun da hızı 4'müş. O zaman oran tabii ki de denizdi. Yani 1 oldu. Devam edelim. Şimdi efendim, burada ilk hızı 0 olan Y aracı ile X aracının konum zaman grafikleri belli. Bunlar sabit ivmeli hareket yapıyormuş. Yani biri düzgün hızlanıyormuş. Biri de düzgün yavaşlıyormuş. Yani bunu bir güzel söyleyin diyor. Hemen Y aracınınkini şöyle yapalım. Sıfırdan başlamış. Şöyle bir şey var. Tam 3. saniyedeki hızını bulmaya çalışıyorum. Ben VY diyeyim. Buraya da 18 diyeyim. 18 eşittir. VY çarpı 3 bölü 2'den gidiyorum. Şurası 6 oldu. VY burada 12 oldu. Burası 12 olursa, 3 saniyede hızınızı 12'ye çıkarırsanız İvmeniz de sonuçta 4 metre bölü saniye kare olur. Bak, tekrar ediyorum. 3 saniyede hızını 12'ye çıkarmışsın. O zaman her saniye 4'er 4'er hızlanmış olmalısın. Ya da isterseniz hani delta V bölü delta T'den de yapabilirsiniz böyle. Şurası 12 olur. Burası da 3 olur. Oran da 4 olur. Böyle oldu. Bu da yavaşlıyor arkadaşlar. Unutmayalım. Bu yavaşlamada bir güzellik var. Böyle devam ederse eninde sonunda duracak ya. Bakın şöyle yapıyoruz. 2. saniye, 4. saniye ve 6. saniyede duracak. Şimdi diyeceksin ki 6. saniyede durduğunu nereden biliyorsun? Şimdi biz mesela düzgün hızlanan bir araç için şöyle baktığımız zaman, şöyle sabit zaman aralıklarını incelediğimiz zaman şöyle bakarsak eğer ilk aralıkta x, sonra 3x, sonra 5x, sonra 7x diye gidiyor ya. Buradan tam tersini de yavaşlayan için düşünebilirsiniz. Mesela 3 parçada yavaşladığını düşündüğünüz zaman burası 5x, 3x, x diye tersten düşünülebilir. Daha da büyüğü olur. Nereden anladım böyle olduğunu diyecek olursan da bakın. İlk 2 saniyede 50 gitmiş. 50. Sonraki 2 saniyede 30 gitmiş. Bak, 5, 3. Sonrakinde ne gidecek? Yani ona göre takılacak yani. Artık yavaşlayıp duruyor yani eleman. O zaman da işte 10 olacak. Yani o zaman senin, yani sonuçta buradaki toplam yer değiştirmen 90 oldu böyle. Burası da Vx oldu. Şimdi 90 dediğimiz şey Vx çarpı 6 bölü 2'den oluyor. Şöyle bir şey yapacağız. Efendim, bu 6 ile yani 3 ile sadeleştirirsem burası 2 kalacak. Burası da yani sonuçta 30 olacak. Bu 2 ile bu 2 gitti. Vx eşittir 30 çıktı. Şimdi ben hızım 30'du. 6 saniyede 0'a düşürdüm ben bunu. A'yı o zaman bulurken delta V bölü delta T'den takılacağım. O zaman yani 30'luk hız değişim var. 6 bölü o zaman 5 oluyor. Şimdi büyüklüklere dediği için sıkıntım yok. Biri hızlanıyor, biri yavaşlıyor. Bunlar ters olur, şu olur, bu olur. Yani yöne bakmadım bile. Ama ne oldu? Biri 4 çıktı, biri 5 çıktı. Burada 4'lü 5'li kimin kimi oranı belli değil ya. Yani 4'lü 5'li tek seçenek vardı. Onu verdim hemen. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Efendim, şöyle bir şey var. Şekildeki doğrusal bir yolda hareket eden x-y araçlarının zaman grafikleri verilmiştir. T eşittir 0 anında yan yanalarmış. Bir daha ne zaman yan yana gelirlermiş. Şimdi x'e bakın. Numaracı olan x bak. Şurada yaptığı yer değiştirmenin aynısını burada yapıyor. Yazık yavrum, başladığı yere dönüyor bir kere. Başladığı yere dönüyor. Şimdi şurada böyle minik bir numara var burada bakın. Burada 4 saniyede 0'dan 10'a çıktın. Burada da 15'e çıkabilmen için 2 saniye daha geçmesi lazım. 2 saniye daha geçmesi lazım şöyle. O zaman sen 15 olacaksın. Niye bunu yapıyorsun? Buradan sonrası kolay olacak da ilk önce şurada fazladan yapılan bir yer değiştirme var. Onu bulacağım ben. Şimdi burası x'in ilk kez yani böyle fazladan bir şeyler yaptığı yer.
Burası 5, burası 2. 5 çarpı 2 bölü 2'den burası galiba 5 metre oldu. Şunlar gitti. Yani bu arkadaş burada bir 5 metre bir yaklaşma durumuna girdi. Peki yani hızları eşit oluncaya kadar hani bu eleman 8. saniyede bastı gitti ya. Peki Y boş mu durdu? Yani bunu unutmayın yalnız. Bakalım ona Y ne yapıyor? Şuradaki yer değiştirmeye bakalım. Üçgen alanıdır burası. Burası 20. Neden? 10 çarpı 4 bölü 2'den 20. Buna bakıyoruz. Yani sonuçta şuraya bakıyorum ben. Bu onun iki katı. Yani bir güzel. Yani 40 da buradan geliyor. Yani sen şöyle yapalım biz. Şöyle yapalım biz. Yani x var, y var. Y zaten delirdi. Başlangıçta yan yanalardı ya. Şimdi y'yi ayrıca alıyorum ben. Şimdi sen 8. saniye anında bak dikkat et. 8. t eşittir 8. saniye anında başladığın yere geri döndün. Kimsin sen? X. Bak aynı yerdesin. Bu eleman Y oradan koptu gitti böyle. Böyle bir güzel bir güzel 60 metre yol aldı. 60 metre bak. Şimdi 8'den 10'a gelinceye kadar neler oldu? Yani sen de tabii bir miktar yol aldın ama burada X'in fazladan aldığı bir yol var. O zaman bu adam böyle bir güzel kapattı buradan 5 metrelik bir yol farkı olaraktan kapattı. 55 metre öndesin. Ne zaman bu ama? T eşittir 10 saniye anında 55 metre kim önde? Y önde. Tamam. Şimdi biz olayı bulduk. Bundan sonra artık biz 55 metreyi kapatacağız. Nasıl olacak? Artık X bakın şuradan itibaren X fazladan yaptığı yer değiştirmeyle bunu kapatacak. Aradaki hız farkı ne kadar peki? Y 10 ile gidiyor. X 15 ile gidiyor. Biz 55 metrelik farkı yani 5'lik hız farkıyla kapatacağız. T eşittir. Buradan 11 saniye gelecek. Peki ne zamandan itibaren? 10. saniyenin üzerine 11 saniye oldu. Tabii o zaman da 21. saniyede tekrar yan yana geliyorsunuz. Evet. Zor sorudur o. Şimdi duruştan harekete geçen bir araç var. İvme zaman grafiği. Şimdi buna bakalım. 3AT var burada bakın. 3AT var. O zaman ben buna 3V diyorum. Buraya bakıyorum. Burada da AT var. Burada da V var. Burada da artık değişmiyor bile. Şimdi ben bunun hız zaman grafiğini çizeyim. Ne olur ne olmaz. 1, 2, 3, 4. Şimdi ilk önce 3V'ye bir çıkacağız. Ne zaman oluyor bu? T anında oluyor. Şöyle bir şey yaptık. Hız zaman grafiği çiziyorum. Şöyle bir hızlandı. Sonra V daha kazandı. 4V'ye çıktı. Onu da bulalım hemen. Şöyle 2T anında. Şurası oldu. Şöyle bir kırıklık olacak. Ondan sonra da ivme 0 yani hız değişmiyor. O zaman ben sabit hızımı koruyacağım. Burası da 3T anı. Hız zaman grafiğimiz çizildi. Giderek daha fazla yer değiştirme yapmış. Zaman aralığı olarak bakarsak hangileri yanlıştır diye soruyor. Araç zaman geçtikçe yavaşlamaktadır. Ya yanlış. Yani hızlandı hızlandı sabit hıza gitti. Yavaşladığı bir an yok. 3T anında aracın hızı 0'dır. Hayır, yanlış. Sabit hızdır 4V'dir. Aracın 0T zaman aralığındaki yer değiştirmesi T2T zaman aralığındakinin 3 katıdır. Yanlış, yanlış, yanlış. 4. soruda yanlış olarak Edirne olarak geldi. Evet. Hepsi yanlışmış söylenenlerin. Doğrusal bir yörüngede üzerinde hareket edecek olan X ve Y araçları T eşittir 0 anda durmaktadır. X aracı 3A, Y aracı da A sabit ivmesiyle hızlanacakmış. Bunları aynı anda çizebiliriz arkadaşlar. Şimdi aynı sürede gerçekleşiyor ya bunlar. Sıkıntı yok. Hız zaman. Şimdi sen diyelim ki Y aracı olarak A ivmesiyle hızlandın ya. Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir T anı var. Şimdi sen diyelim ki V hızına ulaştın. Aynı sürede. Kim bu? Y aracı. Öteki 3A ya o zaman aynı sürede 3 kat hıza ulaşır. 3V olur. Hemen onu da şöyle bir yerde bulalım. Şöyle baktığımız zaman bu da X oluverir. Şimdi ben ne yapıyorum tabii ki? Şuraya baktığım zaman şu alana baktığım zaman burası yani Y'nin yaptığı yer değiştirmedir. D2 eşittir. V çarpı T bölü 2'dir. Bu bir. Şimdi ötekine baktığımız zaman tabii bu geliyor. Senin geldiğin yolu da gelerek geliyor ama bir D1 kadar yol kapatması gerekiyor ya. Şu taradığım alan arkadaşlar X'in fazladan yaptığı yer değiştirmedir. Bu taban dikkat ederseniz 2V'dir. 2V çarpı T yükseklik T ya sonuçta. O zaman bölü 2 diye yazabiliriz bunu. Burası da kim olur? D1 olur. Şunlar gitti. D1 de o zaman VT diye geldi. D1, D2'nin iki katı gördüğünüz gibi o zaman 5. soru da Bolu'ya gider. Tamam, devam edelim.
Efendim, yolun X noktasında durmakta olan K aracı 2 metre bölü saniye ivme ile hızlanmaya başladığı anda sabit hızla, yani sabit hızı 10 metre bölü saniye olan araç da yolun Y noktasından geçiyor. Buna göre T eşittir 0 anda araçların falan filan. Saniye de verdi, sırtım yere gelmez. Ben hemen hız zaman grafiğimi çizerim arkadaşım. Yani şimdi 5. saniye verilmiş. İkilik ivme ile hızlanıyormuş. O zaman kimin için yaptığımızı da belli edelim. Bu K için yapılan yer değiştirme de buradan 10 çarpı 5 bölü 2'den bir güzel 25 metre yapar. Burası böyle. Şimdi bu tamam. L'ye bakalım. L yavrum sabit hızda gitti. Onun için de şöyle yapıyoruz. 10'luk hız var. Şurada da böyle bir güzel 5 saniye hız var. Bu adam da 50 metre yer değiştirdi. Yani sen 25 geldin, biz 50 gittik. Gene sana 25 bastı mı? Tamam. Hiç ağlama. Aranızda zaten 150 metre vardı. 25 daha bastı. Oldu sana 175 metre. 6. soruda Ceyhan oluverdi. Şimdi başka neler var elimizde? 20 metre bölü saniye hıza sahip X aracı var. Durmakta olan Y aracı var. Bu hızlanacakmış. X aracı 50 metre önünde bu aracı gördüğü anda, yani bu mesafelere takılmayın arkadaşlar. Bu ön tamponla arka tampon arasındaki mesafe. Ben buradan 50 vermişim zaten. Arabanın boyutlarını konuşmuyoruz ki. Çarpmaması için işte şurası 50 metre. Ön tamponla arka tampon. Öylesine 50 metre vermişiz. Araba boyutuyla ilgili bir bilgi yok zaten. Kıllanmaya gerek yok. Şimdi baktığımızda duruştan harekete geçiyormuş. Frene basıyor. Buna göre çarpmaması için. En azından bunun yavaşlayıp bunun hızına denk gelmesi lazım. Şimdi yavaşlama ivmesinin değeri en az ne olmalıdır? Sonra yani bu yavaşlayıp bu hızlanırsa kurtaracak paçayı da ben arkadaki olarak hızlı olduğum sürece ön tarafa yani yaklaşacağım ya, onun için ona dikkat. Şimdi şöyle bir an var. Yani hızlarımızın eşit olduğu bir an var. Onu bulmak zorundayız. Bilmiyoruz o T'yi. Şimdi ikilik ivme ile hızlandın ya sen. T saniye sonra hızlandın. O zaman yani T saniye kadar hızlandın. Hızın 2T olur. Kim bu? Y. Şimdi ötekine baktığımız zaman da bu da yavaşlıyor. Bu hıza düşecek. Bu da X. Yani hızı 20 idi. O da evet, X aracının yerine en az ne kadar ivmesi vardır onu bulacağız artık. Şimdi işte şu aradaki alan X'in Y'ye göre fazladan yaptığı yer değiştirmedir. Onu bir yazalım. Şimdi taban burada 20 gözüküyor bakın. 20 çarpı T yükseklik, yani T gözüküyor. Bölü 2. Bu 50'ymiş. Evet, 20 T eşittir 100 çıktı. T eşittir bir güzel 5 çıktı. 5 saniye. Güzel. T 5 saniye ise şu 5 olursa o zaman burası 10 olur. Yani X'in yavaşlama ivmesi ortaya çıkıyor. Bak 10'luk hız değişimi var. 10'luk azalma var. Burada da T 5 ya. O zaman ivme ne olacak? AX dediğimiz şey 2 gelecek. Şimdi burada yavaşlama ivmesi diye takılmaya gerek yok. Yavaşladığını zaten biliyoruz. İvmesinin 2 olduğunu söyler. Geçeriz. Tamam, son soruya geldik arkadaşlar. Şimdi klasik, yani günlük hayatımızın bir parçası. Bazen otobüsteki şoför amcalar bizi alıyor, bazen almıyor, bilemiyoruz. Bir yolcu var, otobüse yetişmeye çalışıyor. Aralarında da 50 metre var. Yani bu 10 metre bölü saniye hızla, sabit hızla geliyor. Bu da hızlanmaya başlıyor. Şimdi problem ne biliyor musunuz? Eğer bu arabanın hızı 10 olursa ve aranızda hala mesafe varsa, sizin bu saatten sonra buna yetişmeniz mümkün değil. Çünkü bu hızlanmaya devam edecek. Aranızdaki, yani o mesafe açılacak. O zaman yani yolcunun hızlı olduğu anda bu işi bağlaması lazım. Yaklaşıp kapatması lazım. Otobüs bu arkadaşlar. Bilmiyoruz. Otobüs. Sabit hızla giden yolcu var böyle. Yolcuyu da şöyle alalım. Yolcu. Bir T anı var. Bilmiyoruz. T anı var. Ama arkadaşın hızı da burada 10. Kapatması gereken de 50 metre. Yani şuradaki alan, hız zaman grafiği çizdim tabii ki de. Şuradaki alan 50 metre olduğu zaman ben bunu kıl payı yakalamış oluyorum. Evet, o zaman 10 çarpı T bölü 2 diyoruz burada. Bunlar gitti. T eşittir. Bir güzel 10 saniye çıktı. Şimdi burası 10 saniye olursa otobüsün ivmesi kaç oluyor buradan? A otobüs 1 metre bölü saniye kare oluyor. Yani otobüs birlik ivme ile hızlanırsa ben kıl payı yakalıyorum. Bak dikkat edersen hangisi olamaz dedi ki, onu deniz diye koydum. Daha yavaş hızlandığı zaman ben bu 50 metreden önce de yakalarım onu. Yani daha kısa sürede yakalarım. Bunlar olur zaten, sıkıntı yok. Ama birden büyük ivme ile, yani sonuçta kaçmaya kalkarsa o zaman yakalayamam. Yani bu olamaz. O zaman yakalayamam. Çünkü yakaladığım söyleniyor, yetiştiğim söyleniyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkürler.